Hayat sağlıklı güzeldi. Şimdi konuğumuz doçent doktor Ahmet Bülent Kargı. Ahmet Bey göğüs cerrahisi uzmanı. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Sizlerle olmaktan mutluyum. Teşekkür ederiz. Size geldiğiniz için çok mutluyuz. Çok sağ olun. Güler yüzünüz, güzel enerjinizle hakikaten bu hazırlık aşamasında bile çok keyifli bir sohbet olacağının sinyallerini aldık. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bugün genel olarak ne konuşacağız? Şimdi ben göğüs cerrahisi uzmanıyım. Göğüs cerrahisi akciğerlerin, göğüs kafesinin, yemek ve nefes borusunun, diyaframın cerrahi hastalıklarıyla ilgilenen bir branştır. Tabii bu sebeple bizim en fazla ilgilendiğimiz konu akciğer hastalıkları. Tabii en fazla bu durumda en fazla bize hastalık sebebi olarak sigara geliyor. Eğer sizce de uygunsa Yeşilay haftası sebebiyle sigaraya biraz dikkat çekmek tabii isteriz. Ki. Yani daha çok bu konuları konuşabilirsek en azından insanlara biraz faydamız olabilir diye düşünüyorum. Peki Türkiye'deki sigara tüketimini değerlendirmemiz gerekirse, çünkü dünyada birazcık bir aydınlanma başladı sanki, bilmiyorum tabii ben bir araştırmacı değilim ama anladığım ve okuduğum ve gözlemlediğim kadarıyla sanki dünyada biraz azaldı ama Türkiye'de artıyor mu? Ne oluyor? Tespitleriniz çok güzel. Şimdi tütün, kısaca hatırlarsak 1492'de Kristof Kolomb Amerika'ya gittiği zaman evet. Tabii Kızılderililerin bilmediği birçok tüberküloz gibi, frengi gibi hiç bilmediği hastalıkları yaydı onlara. Belki de diyorum bazen Kızılderililer de onlara, beyaz adama bunun öcünü almak için tütünle tanıştırdılar. Ve maalesef şu anda tütün akciğer hastalıkları başta olmak üzere kalp ve damar hastalıkları ve sayamayacağımız kadar fazla birçok hastalığın, birçok kanserin en büyük sebebi ve 1970'lere kadar sigaranın bu derecede zararlı olduğu bilinmiyordu. 60'lı 70'li yıllarda birkaç bilim adamının cılız sesleri zararlarını ortaya çıkarmaya başlamıştı ama yeterli bir etki olmadı. Tabii karşıda büyük bir maddi güç var. Onun için 80'li yıllardan, 90'lı yıllardan itibaren dünyada bir aydınlanma oldu. Ve söylediğiniz gibi önce Avrupa Birliği ve Amerika'da azalmalar ve bilinçlendirmeler, kısıtlamalar başladı. Ama ülkemizde maalesef bu derecede sigarayla savaş 2009'daki meşhur tütün yasasına kadar cılızdı ve ondan sonra ciddi bir bilinçlenme başladı. Ne etkileri var akciğer üzerinde? Yani sadece kanserine gelmeden önceki yaptığı etkilerden de bahsedersek hocam. Evet hocam. Sigara içen annelerin bebekleri bile ileride akciğer hastalıklarına daha yatkın olarak doğuyorlar. Hem düşük doğum ağırlığı oluyor çünkü plasentanın damarlarını da bile daraltıyor ve bebeklerin daha küçük ağırlıkta doğmasına yol açıyor. Daha sonra da akciğer hastalıklarına daha meyilli, alerjilere, birçok akciğer hastalığına sigara içmeyen annelerin bebeklerinden daha fazla meyilli. Gelelim ileriki yaşlarda sigara nefesle alındığı için direkt etkileri üst solunum yolları ve alt solunum yollarında direkt etkilerini görüyoruz. Hem bir iltihabi durum, yani enflamasyon yaratarak, bir tahriş yaratarak, işte KOAH dediğimiz kronik tıkayıcı akciğer hastalıklarının en büyük sebebi haline geliyor. Daha sonra onun oluşturduğu sürekli bir iritasyon, sürekli bir tahrişle de biraz önce söylediğiniz gibi akciğer kanserine yol açabiliyor uzun süre içerisinde. Evet, akciğer kanserinin birinci sebebi, %85-90 sebebi sigara. Sigara içmeyen de olabiliyor mu? Olabilir ama çok çok nadir. Onlarda da pasif içicilik ve diğer şeyler ön plana geçiyor. Sırf insanın kendisine etki etmiyor. Pasif içicilikle etrafını etkiliyor. Daha doğmamış çocuğunu etkiliyor. Ve bir yandan da biliyorsunuz ki orman yangınlarından tutun birçok şeyin sebebi, felaketin sebebi sigara. Ve sigara deyip geçmemek lazım. Mesela yılda ortalama 3500-4000 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybediyoruz. Bütün bunların iş kazaları var biliyorsunuz. Bütün bunların toplamının 5 katı sigaraya bağlı hastalıklardan kaybımız oluyor. Yani çok ciddi bir durum. Çok cilde ciddi. De büyük zararı var. Kesinlikle. Sadece yani içte gördüğümüzün dışında bir de dışta tabii cilt, deri,
gözler, gözün rengi, cildin canlılığı, deri değil mi? Deri kalitesi, cildin canlılığı, parlaklığı, bizim branşımızla alakalı dudak kanserleri, ağız içi kanserleri, yani aklınıza gelebilecek birçok organı etkiliyor. Mesane, böbrek, daha önce konuştuk biliyorsun. Evet, diyeceksiniz ki veya seyirciler diyecek ki içtiğim sigaranın mesaneye, böbreğe ne alakası var? İçerisinde kadmiyum denen bir madde var. O kandan süzülüp böbreklere gidiyor ve orada kaldığı müddetçe sürekli bir tahriş ondan sonra kanserlere yol açıyor. Bütün kanserlerin hepsinin yaklaşık 1/6 biri yalnızca sigaraya bağlı. Ama gırtlak kanserinin %99, akciğer kanserinin %85, yemek borusu kanserlerinin yaklaşık yarısı sigaraya bağlı. Hiç alakasız rahim ağzı kanseri diyeceksiniz ki ne alaka, hani bölge olarak. Ama yaklaşık 20 kat daha fazla rahim ağzı kanserine yakalanmaya yol açıyor. Yani sigara. Oraya nasıl ulaştığından da çok, sigaranın vücuda verdiği direnci düşürme özelliği de herhalde bir takım rahatsızlıklarla savaşabilmeyi de engelliyordur. Kesinlikle diye. Haklısınız. Kromozom kırıklarına yol açıyor. DNA'mızı bozuyor yani. Sizlere nasıl söyleyeyim, yani vücudun saç telinden tutun da tırnaklarına kadar her şeyini etkiliyor. Her yere etkiliyor. Çünkü nefesimizle alıyoruz, içine giriyor, içerisinde 4000 civarında madde var, vücuda zararlı. 40 tanesinde kesin olarak kanserojen olduğu ispatlanmış madde. Bütün paketlerin üzerinde insanı müthiş, yani irite edecek fotoğraflar olmasına rağmen her yerden sansürleyip çıkartmamıza rağmen yine de insanda neden o korkuyu yaratmıyor? Yani açık açık söylüyorsun, ne olursa olsun bunu içersen bittin diyorsun. Yine de bırakamıyor. Yani bunun psikolojik bir açıklaması olmalı. Bunun sadece bağımlılık olduğuna inanmıyorum. Çünkü yeri geliyor şekeri kesebiliyorlar, tuzu kesebiliyorlar. İşte sağlıklı beslenmeye geçilebiliyor. Bir sürü şey çıkartılabiliyor hayattan ama sigara biliyoruz ve görüyoruz ki bağımlılığı başka bir şey. Evet, iki türlü bağımlılık var. Psikolojik bağımlılık var, bir de fiziksel bağımlılık var. Fiziksel bağımlılık içindeki nikotin denen maddeye karşı. Aslında nikotin düşününce çok da kötü bir madde değil. İştahı azaltıyor, uyanıklığı biraz artırıyor, hafif bir heyecan verir, kalp hızını artırır, zayıflamayı sağlar. Ama nikotinle beraber, biraz önce söylediğim 4000 civarında Yanma ürünleri vücuda gelir. Yüksek sıcaklıkta. Evet, kesinlikle. Karbonmonoksitten tutun, kadmiyumla, işte benzenden tutun, ismini sayamayacağım birçok madde beraberinde giriyor. İşte buradan yola çıkarak, madem ki alışkanlığa yol açan, yani keyif veren madde nikotin, biz yalnızca nikotini verelim insanlara. Hı. Yanında neden 4000 tane zararlı maddeyi katıyoruz? Düşüncesi doğdu. Ve bu sebeple özellikle bağımlılık da nikotine ise nikotin sakızları, nikotin bantları özellikle sigarayı bırakma döneminde piyasaya çıktı. Bunları hastalarımıza tiryakiler... Faydası oldu mu? Tabii. Ama ben bırakmaya çalışanları biliyorum. Nikotin bandı koyuyorlar, nikotin sakızı çiğneyip bir de sigara içiyorlar üstüne. Evet. İşte o biraz da diğer bağımlılık türü. Evet. O psikolojik Bravo. Mi? Bravo, psikolojik bağımlılık türüne geliyor. Burada tabii ki insanlar neden başlıyor'a dönersek, biraz önce söylediğiniz gibi, yani her şey bangır bangır söylediği halde artık biz söylemekten bıktık. Neden başlıyor? Yaklaşık %70-73 civarında özenti, kendini statü, sınıf veya derece atlatma. İşte bir küçük çocuğun büyüdü düşüncesi veya ergenliğe geçiş. Başka birisinden özenme, %2'si ailede görme, %3 akrabalarında görme, %20 civarında stres, ben anlamıyorum streste sigaranın ne faydası var ama %70 civarında özenti. Olayın pozitif tarafını da anlatalım biraz. Sigarayı evet. bıraktıktan sonra karar verdi ve bıraktı. Neler olacak, ne kadar zamanda toparlayacak? Evet, en çok merak edilen. Hemen 2 saat içerisinde kalp hızındaki artma düşmeye başlar. Yani 2 saat içerisinde. 12 saatte karbon monoksite bağlı oksijenlenmedeki azalma düzelmeye başlar. 3 hafta içerisinde cildinizdeki o renk kararması, renk bozulmaları düzelmeye başlar. Ve yaklaşık 1 yıl içerisinde ani kalp ölüm
ani kalp ölüm riski düşmeye başlar. Böyle bunların hepsi ölçüldü, biçildi. 15 yıl sonra hiç içmeyenle akciğer kanseri riskine hemen hemen yaklaşmış olursunuz. Harika bir şey bu. O yüzden her an bırakabilirsiniz. Her an bırakmak lazım. Zararın neresinden dönersek kârdır. Peki sağlık ve fiziksel olarak böyle 2 saat içerisinde başlayan bir süreç. Ama ne kadar zaman sonra vücut nikotine olan bağımlılığından kurtulur? Şimdi madem ki dedik en fazla başlama sebebi işte etraftan görme, özenme, yani toplum baskısı, psikolojisi. Ben bırakmak isteyen kişilere de şunu öneriyorum. Diyorum ki hani dış ülkelerde var, gidiyorlar işte bir ekip kuruyorlar, grup terapisi. Herkes anlatıyor, alkolle ilgili olsun, sigarayla ilgili, uyuşturucuyla ilgili. Grup terapisi, hepsi işte şöyle yaptım, böyle başardım diyor ya. Hakikaten de grup terapisi çok önemlidir. Bakın başlarken grupla başlamadık mı? İnsanlar grupla başlamadı mı? Bırakırken de grupla bırakmak lazım. Şöyle, onu da şöyle söyleyeyim. Mesela bugün daha hastam, akciğer ameliyatı yaptığım hastama dedim ki sigarayı bırakacaksın. Ama eşine de dedim ki sen de bırakacaksın. Beraber bırakacaksınız. Beraber grup halinde, ekip halinde bir dairede çalışıyor. Hepsi beraber bırakacak. Aile hepsi beraber bırakacak. Bir kişiye içme ama biz içmeye devam edelim olmaz. Hiçbir şekilde etkili olmuyor. Grup terapisi çok önemli. Bu grup terapilerini bu şekilde yönlendirmeliyiz. Kesinlikle önemsemeliyiz. Beraber bırakmalıyız. Evet. Birbirimize destek olmamız lazım. Evet, bu da küçük bir destek olarak da buradan ekranlarda sizi ağırlamak çok güzeldi. Evet, çok evet, teşekkürler. Evet. Estağfurullah. Çok biraz sıkıcı bir konu ama çok önemli. Hiç sıkıcı değil. Bence müthiş bir konu. Çünkü hepimizin hayatlarında bundan kurtulmasını istediğimiz çok insan var. Evet. O evet. yüzden onlar için bu bilgilerle gitmek evet. çok daha çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Ve hayat sağlıklı güzel devam ediyor.